Merhaba değerli arkadaşlar ben İmet Hoca'nız sizlere Denizli'den sesleniyorum. Bugünkü canlı yayınımızda EBOB EKOK ve EBOB EKOK problemlerini çözeceğiz. Nasıl yani hocam? Önce EBOB EKOK'u temel olarak öğreneceğiz arkadaşlar. Ve sonra EBOB EKOK'la alakalı, EBOB EKOK'la alakalı böyle karşımıza çıkacak en temel böyle en böyle hani can alıcı sorular derler ya. Onları çözeceğiz. Bunların yeni nesillerin aslında yeni nesil tarzında da var sorularımız ama yeni nesillerine ayrı bir canlı yayında yer vereceğiz. Ebob Ekok. Ebob Ekok nedir? Ebob Ekok nasıl hesaplanır? Bu dersimizin aslında başlangıcında bunu göreceğiz. Şimdi sıfırdan farklı en az iki doğal sayının ortak bölenlerinin en büyük olanına biz EBOB diyoruz arkadaşlar. Bakın ortak bölenlerinin en büyük olanına EBOB diyoruz. Ya zaten bu kısaltmadan da anlayabiliriz. Bak E, N B büyük, O ortak B bölen. En büyük ortak bölen. En büyük ortak bölen. Tekerleme gibi oldu ha. Güzelmiş bu. En büyük ortak bölen. EBOB. Arkadaşlar şimdi bakın daha önceden biz çarpanları ve katları gördüğümüz için artık onun üzerine ilerleyeceğiz. Burada en az iki doğal sayı var. Biz zaten iki doğal sayınınkine bakıyoruz. Yani e, MEP LGS'de de iki doğal sayınınkinden soruyor bize arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim yani iki doğal sayının ortak bölenlerini e, en büyük olan EBOB işte veya bunun işte böyle e, böyle alengirikli soruları falan. onların hepsine gireceğiz arkadaşlar bugün. Sıfırdan farklı en az iki doğal sayının ortak katlarının en küçüğüne. Bakın ortak katlarının en küçüğüne ne diyoruz Ekok diyoruz bakın. En küçük ortak kat. En küçük ortak kat. Bakın buradan geliyor Ekok. Yani o zaman EBOB dediğimiz şeyde ortak bölen buluyoruz arkadaşlar. EKOK dediğimizde de ortak kat buluyoruz diye düşünebilirsiniz. Ama burada en büyük ortak böleni buluyoruz EBOB'da. Burada da en küçük ortak katı buluyoruz. Tabi burada arkadaşlar diğer katları da bulabiliriz. Burada diğer bu ortak bölenleri de bulabiliriz. Zaten onların üzerinde duracağız. Şimdi... Öncelikle bu EBOB kavramını tam olarak anlayabilmeniz için çok basit sayılar seçtim. Ve burada hiç bölen listesi kullanmadan bir nasıl olduğunu bir anlayalım arkadaşlar. Şimdi 6 ve 8 sayılarının EBOB'unu bulmak istiyorum değil mi? Ben şunu yapacağım arkadaşlar. 6'nın çarpanları neler? Aa, hocam çok kolay sordunuz hakikaten ya. Evet. 1 çarpı 6. Sonra 2 çarpı 3. Bakın 1 çarpı 6 6. 2 çarpı 3 6. Başka var mı? Yok hocam. Süpersiniz. 8'e geldim. 1 çarpı 8. 2 çarpı 4. Başka var mı? 3 var mı mesela? Yok hocam. O zaman arkadaşlar burada sizin ortak olarak gördükleriniz neler? Bakın 1 bir var. 1 zaten bank olur arkadaşlar. Bir burnunu sokmadığı yer yok bu birine, ha. Sonra 2 var hocam. Başka var mı arkadaşlar? Hayır hocam yok ortak. O zaman burada ortak bölenlerimiz 1 ve 2'dir. En büyüğü nedir? 2'dir. Bu kadar arkadaşlar. Yani burada en büyük ortak böleniniz 6 ve 8'in 2 olmuş oldu. Şimdi bunun biz bölen listesiyle olanını da anlatacağız. Ama bak buradan ortaya çıkıyor ortak bölenlerin en büyüğü. Ebo buradan ortaya çıkıyor. Ortak bölen buradan ortaya çıkıyor yani. Onu görmenizi istiyorum yani. Sıfırdan farklı en az iki doğal sayının ortak katlarının en küçüğüne ekok denir. Şimdi bakın yine aynı mantıktan gideceğiz ama burada artık katlanarak gidiyoruz. Burada hani çarpanlarla değil işimiz. Burada katlarla işimiz. O zaman altının katlarını yazalım. 6'nın bir katı 6. 6'nın 2 katı arkadaşlar 12. 6'nın 3 katı 18. 6'nın 4 katı 24. 6'nın 5 katı 30. 6'nın 6 altı katı 36. 6'nın arkadaşlar 7 katı 42. 6'nın 8 katı 48. E hocam bu böyle devam eder gider sonsuza kadar. Evet gider. Sonra aşağıya geçiyorum. Aşağıya geçtiğimde de 8'in katlarını yazacağım. 8'in 1 katı 8, 8'in 2 katı arkadaşlar 16, 8'in 3 katı 24, 8'in 4 katı 32, 8'in 5 katı ne oluyor? 40. 8'in arkadaşlar 6 katı bakın ne oldu? 6 x 8 48. 8'in arkadaşlar 7 katı 56 8'in 8 katı 64 atlama yapmamışım umarım bazen böyle olabiliyor canlı yayın heyecanından atlama yapıyoruz buradan mesela 6'şer 6'şer arttığını göreceksiniz arkadaşlar buraya baktığınızda da 8'er 8'er arttığını göreceksiniz umarım görüyorsunuz şimdi burada bakın ortak katlarını belirleyelim değerli arkadaşlar dediğimde ne dersiniz hemen gözünüzde çarptı değil mi hocam 24'ler ortak süpersiniz Hocam her zaman böyle mi yapacağız? Hayır arkadaşlar ama bazı soru tiplerinde özellikle bunu yapmamızı hep isteyebiliyor. Yani ezbere gitmememiz, yani ezbere gitmeyeceğiz zaten arkadaşlar. İşin mantığını kavramak için zaten buradasınız. Tamam mı? Yani hoca Hoca'da ne demiştik biz? istek mücadele, tecrübe. isteğimiz var mı? Evet var. Olmasak ne işimiz var hocam burada? Mücadele yapıyor muyuz? Evet hocam yani mücadele etmeden zaten LGS'de nasıl başarılı olalım? E hocam tecrübe işte tecrübeyi de burada kazanacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi burada 24'ten sonra başka dikkat çekti mi arkadaşlar şurada? 48 var görüyor musunuz? 48'ler de ortak. Şimdi burada en küçük ortak kat hangisi o zaman? 24. Yani e, kok 6 ve 8 dediğimizde 24'ü elde ediyoruz. E hocam 6 kere 8 48 bak bunu yazsak olmaz mı? Olmaz. Arkadaşlar yani 6 kere 8 48 öyle hemen çarpmayla olmuyor o işler. Burada mesela bunu böyle yazacaksınız. Sonra hocam peki bunların bir bağlantısı var mesela 24 48 24'ün 2 katı. Evet ortak katlar da katlanarak gidiyor. Yani mesela 24'ün 1 katı 20, 24'ün 2 katı 48, 24'ün 3 katı mesela bir daha 72'de ortak olacaklar. 24'ün 4 katı mesela arkadaşlar 96'da ortak olacaklar gibi buradan mesela hepsini çıkarabiliriz. Yani temel mantık buradan çıkıyor. Şimdi bana sorduğunuz soru muhtemelen şudur diye düşünüyorum. Hocam EBOB dediniz 2 çıktı. EKOK dediniz 24 çıktı. Yani ne ne, ne biçmiş bu ya hocam? E, yani ben de mesela bunu düşünüyordum arkadaşlar öğrenciyken ama bu tanımı anlamamaktan ortaya çıkıyor. Çünkü bakın ortak bölen diyoruz. Bak bölen daha küçük bir şey olabilir arkadaşlar zaten. Hani orada hani en büyük ortak bölen dediğimizde böyle a, çok büyük bir şey zaten beklemiyoruz. Bölen yani ortak bölen yani. Hani onun çarpanlarından elde ettiğimiz için yani çok büyük bir şey beklemiyoruz aslında zaten. Ama kat dediğimizde bakın katlanarak gidiyor. Çok büyük bir şey olabilir yani bu. Hani buradaki isimdeki en küçük sizi yanıltmasın. En küçük zaten bu katlardan en küçüğü. Yoksa daha bu katlar daha artarak gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde bir açıklama yaptık. Ve Şimdi asıl bizim işimiz arkadaşlar asal çarpan algoritması. Bunun çok havalı bir ismi var arkadaşlar. Asal çarpan algoritmasının. Ama biz buna genelde ne diyoruz? Bölen listesi diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bölen listesi. Hani video listesi diyoruz ya arkadaşlar. Bölen listesi. Evet. Şimdi arkadaşlar bölen listesini gerçekten öğrendiğimizde çok ...pratik olduğunu göreceğiz. O zaman hocam biraz önceki sayfayı niye gösterdiniz? Ya tam olarak kavrayalım diye. Her iki sayıyı da aynı anda bölen asal çarpanlar... ...işaretlenip çarpılarak nokta nokta bulunur. Şimdi arkadaşlar burada... ...değerli arkadaşlar... ...burada şurası çıkmamış. Bulunur diyelim buraya. Bulunur. Şimdi arkadaşlar burada bunları ben doldurmadan önce... ...size nasıl olduğunu anlatmak istiyorum. Şimdi 18 ve 12'yi gördünüz mü? Gördünüz. Burada bölebileceğiniz en küçük asal sayı ile bölmeye başlıyorsunuz. Yani 2 ile. Bakın 2'ye bölünüyor. 18 2'ye böldünüz 9. 12 2'ye böldünüz 6. Ha hocam ikiler bakın her ikisini de böldü mü iki? Böldü. Her ikisini ortak böldüyse arkadaşlar ya yanına tik atın ya o için alın. Ben mesela genelde o için alıyordum ama tik atmayı da aslında öneriyorum. Neden? Karışıklık olmuyor. O için aldığınızda mesela birden karışabiliyor bazen. O yüzden böyle de yapabilirsiniz. Sorun yok yani. Sonra bir daha ikiye bölüyorum. 9 bölünmedi hocam. Tamam bölünmediyse aynen aşağı indiriyorsun. 6'yı ikiye böldüm 3. Her ikisini ortak bölmediği için tik atmıyorum arkadaşlar. Sonra 3'e bölüyorum. 9'u 3'e böldüm. 3. 3'ü 3'e böldüm. 1. Bak her ikisini ortak böldü. Tik attım. Sonra 3'ü 3'e böldüm. 1. He, hocam şimdi anladık olayı. Bak 2 ve 3 her ikisini ortak böldüğü için 2 ortak bölendir. 3 ortak bölendir. Doğru. Ama en büyük ortak böleni bulmak için arkadaşlar işte o ortak bölenleri bulduk ya aynı anda bölen sayıları asal çarpanları işaretledik ya onları alıp çarpıyoruz. Yani 2 ve 3'ü alıp çarptığımızda 2 çarpı 3 bize 6 olarak dönüş yapıyor. Yani EBOB'umuz bakın EBOB, EBOB, SIBOB gibi değil mi arkadaşlar? EBOB 18 ve 12 ne olmuş oluyor arkadaşlar? 6 olmuş oluyor. Gerçekten 18 6'ya bölünüyor tam olarak 12 6'ya bölünüyor. Daha başka da çıkaramıyoruz. Ama mesela iki ortak bölen midir? Evet. 3 ortak bölen midir? Evet. 1 ortak bölen midir? Evet. Yani burada ortak bölenler nedir diye sorsam 1, 2, 3 ve 6'dır dersiniz arkadaşlar. Ama en büyüğü nedir dersek 6'dır deriz. O zaman her iki sayıyı da aynı anda bölen asal çarpanlar işaretlenip çarpılarak ne bulunur? EBOB en büyük ortak bölen bulunur. Bak sadece ortak olanlar da bu. Şimdi gelip tüm asal çarpanları çarparsak neyi buluyoruz? Ona bakacağız. Değerli arkadaşlar 2'ye böldüm. 18'i 2'ye böldüm. 9. 12'yi 2'ye böldüm. 6. Bakın burada hiç işaret işaret yapmıyorum ha. Burada sonra tekrar 2'ye böldüm. 9'u 2'ye böldüm bölünmedi aşağı in dedim. 6'yı 2'ye böldüm 3. Görüyorsunuz. Sonra 3'e böldüm arkadaşlar. 9'u 3'e böldüm 3. 3'ü 3'e böldüm 1. Sonra 3'ü üç 3'e böldüm 1. Değerli arkadaşlar bakın buradaki sayıların hepsini alıyoruz. Bodoslama çarpıyoruz. Yani 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3. Burada kasal çarpanların hepsini alıp çarpıyoruz. 2 kere 2 4. Sonra 3 kere 3 9. E 4 kere 9 36. He, hocam en küçük ortak katı 36 çıktı yani burada. Aynen öyle arkadaşlar. Ekok 18 ve 12 36'dır. Değerli arkadaşlar bakın burada kendimiz yazsak da bunu görebiliriz zaten. 18'in 2 katı 36. 12'nin 3 katı 36. Yani mesela 18 ve 12'nin katlarını yazdığınızda 36'da en küçük ortak katı olduğunu görebilirsiniz. Ama pratiklik açısından işte böyle bölen listesi yapıp şuradaki asal çarpanların hepsini çarptığımızda neyi buluyoruz? ekoku yani en küçük ortak katı buluyoruz. Yeterli mi? Yeterli değil tabii ki. Pekiştireceğiz arkadaşlar ama onun öncesinde şöyle üstü ifadeler olduğunda bazen verilebiliyor arkadaşlar. Hatta eee LGS'nin ilk LGS'de zannedersem yanlış da bir bilgi vermek istemiyorum. Belki ilk değildir, belki ikincidir. Tam hatırlayamadım şu an ama yani böyle bir şey çıkmıştı arkadaşlar. Üstü ifadelerden biraz ezbere gibi ama çıktı mı? Çıkıyor arkadaşlar yani hani ortak asal çarpanlardan Üstü küçük olanlar alınıp çarpılarak ne bulunur? Ya şimdi arkadaşlar bakın. Siz bu bunlara çok takılmayın. Siz benim verdiğim mantığı kavrayın. Ben şimdi burada bilgileri de hiç vermesem bu sefer hoca soru çözüp geçmiş gibi oluyor. Ama matematikte gerçekten soru çözerek matematiğin mantığını kavrarız. Ne kadar çok soru çözdük. Ne kadar kaliteli sorular çözdük daha doğrusu. O kadar kendimizi geliştireceğiz. Şimdi burada Baktığımızda arkadaşlar A sayısında 2 üzeri 2 var, B sayısında 2 üzeri 1 var. Her ikisinde ortak olan nedir? 2 üzeri 1'dir hocam. 2 üzeri 2 bunda var, bunda var mı? Yok. O zaman mesela 2 üzeri 1'i alabilirsin. Hocam burada 3 üzeri 1 var, burada 3 üzeri 2 var. O zaman 3 üzeri 1'i alabilirsin. Her ikisinde de var. Hocam burada 5 üzeri var, burada 5 üzeri 1 yok. O zaman 5 üzeri 1'i alamazsın. Çünkü bak EBOB dediğinde her ikisinde de ortak olanları alıyorduk ya biz. Yani burada hani gidip ben sayıyı bulacağım hocam, bölen listesi yapacağım demene gerek yok. Mantığı kavradıysan ya ben EBOB'u bulmak istiyorum. Yani ortak bölenden gidiyorum. O zaman bak burada her ikisinin ortak olan ne? 2 üzeri 1. Her ikisinin ortak olan ne? 3 üzeri 1. Her ikisinin ortak olan 5 üzeri var, 1 var mı? Yok. O zaman benim EBOB AB için, bakın 251 ile 351 çarptığımda da 6 yapıyor, kolay olduğu için hemen yazdım. EBOB AB için, bakın EBOB AB, ne oldu? 6 oldu arkadaşlar. O zaman ortak asal çarpanlardan üssü küçük olanlar, mantık ne? Üssü küçük olan, zaten her ikisinde de olmuş oluyor. Tamam mı? O yüzden bunları çarptığımızda neyi buluyoruz? Ebobu buluyoruz arkadaşlar. Bunu ezberlerseniz unutulur ama şu dediğim mantığı kavradıysanız ki şu an canlı yayın esnasında belki kavramakta zorlanmış olabilirsiniz. Canlı yayından sonra mutlaka burayı durdurun izleyin arkadaşlar. Önemli bir mantık çünkü. Buraya geldiğimizde ortak asal çarpanlardan üssü büyük olanlar ve Ortak olmayan asal çarpanların hepsi çarpılarak ne bulunur? EKOK bulunur. Şimdi buradaki mantık da şu aslında. Biz EKOK'ta ne yapıyoruz arkadaşlar? O asal çarpanları bu oyuna çarpıyoruz değil mi? Hepsini çarpıyoruz değil mi? Şimdi bak o zaman burada da 2 üzeri 2 o zaman mecbur alacaksın yani hani. Çünkü üst sınırı alıyorsun ekokta. Yani hepsini alıyorsun orada değil mi bölen listesinde. O zaman 2 üzeri 2 alacaksın. Tamam. Sonra burada 3 üzeri 2 alacaksın. Hani kat olduğu için bak. Ebob'ta daha küçükten gidiyorsun. Yani o bölen olduğu için her ikisinde ortak olanı aradığın için burada ortak olması değil. Burada bakıyorsun 2 üzeri 2 var, 2 üzeri 1 var. 2 üzeri 2 alıyorsun. Kat ya. Burada 3 üzeri 1 alıyorsun. Burada 3 üzeri... yani 3 üzeri 1 var, 3 üzeri 2 var. 3 üzeri 2 alıyorsun. Hocam burada 5 bir var burada yok. Olmasa da alıyorsun. Çünkü ekokta biz olmasa da mesela her ikisinin ortak bölmesinde almıyor muyduk o asal çarpanı? Alıyoruz. O zaman bakın buradan 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 oldu arkadaşlar. Buradan da arkadaşlar ne elde ederiz? 4 kere 5 20. 9 ile 20'yi çarptığımızda da 180 mi yapıyor? Yani o tarz bir sayı çıkıyor arkadaşlar. O zaman yani umarım doğru yapmışızdır. Bakarız olmazsa. Ekok AB dediğimizde, Ekok AB dediğimizde gerçekten bakın 5 çarpı 4 20. Sonra 20 ile 9'u çarptığımızda da 180 teyit edelim arkadaşlar. Herhangi bir hata olmasın. 180 olarak bulduk. Şıklarda genelde böyle üstü olarak da veriliyor arkadaşlar. O zaman şunu diyelim. Ortak asal çarpanlardan üstü büyük olanlar ve ortak olmayan asal çarpanların hepsi çarpılarak ne elde ediliyor? Ekok. Yalnız hepsi derken arkadaşlar. Şimdi 2 üzeri 2 aldın ya. Gidip bir daha bir 2 üzeri 1'i çarpmıyorsun ha. Yani artık burada o ortak olanlardan üstü büyük olan alıyorsun. Üstü büyük olan alıyorsun. Ortak yoksa da onu bodoslama alıyorsun çarpıyorsun. Bu şekilde ekoku bulmuş oluyorsun. Şimdi buraya gelmeden önce bunu kendiniz uğraşın. Ben bu arada hemen yorumlara bakacağım arkadaşlar. Tamam mı? Hatice Kübra Özkan. Hocam ağzına sağlık. Çok güzel anlatıyorsunuz demiş. Arkadaşlar siz de çok güzel anlıyorsunuz. Yani ben de bunu söylemek istiyorum yani. Gerçekten. Yani gerçekten çok önemli bunlar. Sağ olun var olun. Bu arada ben bu soruyu sizin yapmanızı istiyorum. Şu ana kadar e, gösterdik. Şimdi EBOB EKOK'ların istediğiniz yöntemle hesaplayın dedim ama yani burada e, bölen listesi arkadaşlar. Yani bu işin şeysi raconu raconu bu yani. Hani bölen listesi yapacaksınız. Yani bölen listesini var ya hani şey olacak. Böyle gözünüzü kapattığınızda o kadar da abartmayayım da. Yani gözünüzü kapattığınız böyle bölen listesini tamam mı? Böyle çat 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 yapman lazım böyle. Ya yani o aşamaya geleceksin. Ondan sonra yeni nesil soruya geçeceksin. Sen mesela daha bölen listesi doğru düzgün yapamıyorsun. E yeni nesil soruya geçtim hocam çözemem. Çözemezsin tabii. Şimdi böyle deyince de kızıyorlar bana. Ama öyle yani sen önce bir temeli kavra. Ondan sonra yeni nesili zaten belli bir süre sonra alışırsın. Ama sen temel konuyu daha kavramıyorsun. Onu daha pekiştirmeden çat yeni nesil. Ya bir dur bir sakin ol. Bir sakin ol yani gerçekten. Evet, şimdi arkadaşlar yapanlar var mı? Hemen şöyle bakmak istiyorum ben. Yapanlar var zannedersem. Evet, evet, evet cevaplar geliyor. Mesela biri için EBOB 8, EKOK 40 yazmışlar. Doğru mudur bilmiyoruz. Çözeceğiz arkadaşlar şimdi. Çözeceğiz. Bakalım 8 ve 40. Eren Ersoy yazmış. Ejrin Aslan yazmış. Süpersiniz ya. Hemen o zaman oraya geçiyoruz. Derse odaklanmanız için bak görüntümü bile kapatıyorum. Neleri düşünüyorum arkadaşlar ya. Yani yapım, yönetim, denetim yani. <laughs> evet. Bakın şimdi gözlerimi kapattım. Şaka yapıyorum tabii kapatmadım ya. Bakın burada 2'ye bölüyorum. 24 2'ye böldüm. 12. 42'ye böldüm. 20. Her ikisini ortak böldüğü için ayrı ayrı bölen listesi yapmayın. Yani ortak olanları işaretleyin. Onları çarptığımızda EBOB olacak. Sonra hepsini bodoslama çarptığımızda ekok olacak arkadaşlar. 12 bodoslama çarpmak ne ya? Bugün de böyle bir tabir ortaya çıkardım ama. 12 2'ye böldüğümde arkadaşlar 6. 20 2'ye böldüğümde 10. Sonra tekrar 2'ye bölüyorum. Her ikisini ortak böldüm. Hemen işaretle bak ha. Aman diyeyim. 6'yı 2'ye böldün 3. 12'ye böldüm böldün 5. Tamam ortak bak işaretle. Sonra 3'ü 3'e böldüm 1. 5 bölünmedi inat etti aşağı indi. 5'i 5'e böldüm 1. Bunlar ortak olmadığı için işaretlemedim. Şimdi ortak olanları çarptığımda ne oldu arkadaşlar? Bakın EBOB, EBOB, SIBOB yani EBOB 24, 40. Şimdi EBOB 24, 40 ne oldu? 2 kere 2, 4, 4 kere 2'den 8. Yapıştır geç. Sonra hepsini çarpacaktık şuradakilerin arkadaşlar EKOK'u bulmak için. EKOK 24, 40. O da ne oluyor arkadaşlar bakın? 8 çarpı 5, 40. 40 ile 3'ü çarpmayı unutma. Ne oldu? 40 x 3'ten arkadaşlar 120 oldu. Tamam mı? Bu kadar. Bunu şöyle de yapabilirsiniz mesela. 5 kere 2 10 kolay ya. Mesela 5 kere 2 10 odursun. 3 kere 2 6. 6 kere 2 12. 12 ile 10'u çarptın 120. Öyle mesela kendine göre şeyler de geliştirebilirsin. Hemen yan tarafa geçtik. 120 ve 150. Bazen öğrencilerim şey diyor bunda. Hocam direkt 10'a bölsek olmaz mı falan diyor. Aslında olur ya. Olmaz diye bir şey yok. Ama şimdi temayüller var. Küçükten büyüye asal olacak şekilde gidin diyoruz ya. O yüzden yani hani. Belki sonucu doğru. Yani belki değil sonucu doğru bulursunuz zaten de. Ama. Ee, yani bu işin raconu bu dedim ya. Hani böyle asal küçük asaldan başlıyorsun. Küçük enişteden. 122'ye böldüm 60. 152'ye böldüm 75. O ortak mı? Hemen işaretle geç. Sonra 2'ye böldüm 30. Bak burası bölünmedi. 75. Buna ortak dem demiyorsun artık. Tik atma buna. 2'ye böldüm 15. 75 yine ortak değil. Sonra 3'e böldüm. 15 3'e böldüm 5. 75 3'e böldüm 25. Süper ortak. Sonra 5'e böldüm. 1 5'e böldüm 5. E arkadaşlar o zaman 5 ile ortak. 5'i 5'e böldüm 1. Şimdi ortak olanları çarptığımızda ebop 120 150 süper. Ne oldu? 2 kere 3 6. 6 kere 5'ten 30. Gerçekten deneyin öyledir arkadaşlar. Sonra ekoka geldiğimizde ekok bakın bunları çarpacağız arkadaşlar. Şimdi çarparken ben şöyle yapacağım. 5 kere 5 25. 25 ile 2'yi çarptım 50. 50 ile 2'yi çarptım 100. Bak çarptıklarımı kapattım. Görüyor musunuz? Karışıklık olmasın diye. Sonra 100 ile de 6'yı çarptığımda da 600 oluyor arkadaşlar. O zaman ne oldu? EKOK burada 600 oldu. EKOK 120, 150 diye böyle 600 olarak buldum. Doğru bulmuş muyuz diye kontrol ediyorum. Bazı arkadaşlarımızın yanlış bulduğunu görüyorum. Bazı arkadaşlarımızın doğru bulduğunu görüyorum. Hiç sıkıntı yok. Yanlış yapmadan doğruya ulaşamazsınız zaten arkadaşlar. Yanlış yapacaksınız ama doğrusunu öğrenin buradan. Tamam. Geçtik. 48 ve 30'un e e e EBOB'unu ve EKOK'unu bulacağız. Hop. Aslında bak benim bu tarzıma çok uygun değildir. Ben mesela böyle aynı soru tiplerini sürekli çözmeyi seven bir insan değilim. Ama yani burada bölen listesi çok önemli olduğu için bunu yapıyoruz. Yoksa ben de hani şunu çok göremezsiniz. Aynı soru tipleri böyle 4 defa aynı yerde denk gelmez arkadaşlar. Yani ama yani burada bölen listesi önemli olduğu için arkadaşlar hani bunu bunu yapıyoruz yani. Normalde yani çünkü hani iki tane yapar geçeriz yani. Hani bu kadar ardarda arda gerek var mı? Ee, yani pekiştirecek öğrenci için gerek var ama dersi anlatırken ben gerek görmüyorum açıkçası. Ama burada gerekli. 48 ve 30'a geldiğimizde 2'ye böldük. Şimdi 48'i 2'ye böldüğümüzde 24, 32'ye böldüğümüzde 15, 2'ler ortak. Çay geldi. Çayımızı alalım arkadaşlar. Evet. Şimdi can isteyenler olur ama onlar da gitsinler artık sallama mallama bir şeyler yapsınlar yani. Bir çay da mı içmeyek? Stüdyoda sessizlik. Stüdyo dediğimizde yani evin bir odası yani evin odasını da işgal ediyoruz. Yakında kovacaklar zaten beni. <laughs> Komşular da rahatsız. Adamlar diyor ya gece gündüz hocam şey çekiyorsun video çekiyorsun. Manyak mısın yani hani. Şimdi kitap içinde video çekiyorum ya ben. Sadece yani YouTube'da çektiğim video değil. E, kitabın video çözümlerini yaptığım için bazen böyle gece 12'ye kadar sürüyor benim video çekimleri. Abartsız yani bazen 12.30'u buluyor hatta komşu da şey yazmıştı yani bir kere. Hocam 12'de bitirsek ya falan. <laughs> ya gerçekten bak böyle. Ama adam haklı yani. Hani şimdi hadi. doğru yani. Hani her şeyin de bir şeysi var. E, adamı var yani değil mi? Evet ben sesin gittiğini düşünmüyordum bu arada. Gidiyormuş yani. Biz hani yalıtımlı lüks de oturuyoruz falan böyle havaları giriyoruz ama yok ya. Hepsi yani yalıtım malıtım hak getire. Şimdi arkadaşlar bu yarım kaldı gibi oldu ama arada çayım içeyim arada yapayım. çay arkadaşlar güzeldir ya. Çay Evet. Show TV açık ders dinleyen tayfa burada mı demiş. Angel of Darkness. <laughs> ya var ya siz de çok fenasınız ha. Siz de az değilsiniz ha. 48'i 2'ye böldüm. 24, 30'u 2'ye böldüm. 15, 2 ortak. 2'ye böldüm 24'ü. 12, 15 bölünmedi. Ortak değil. 2'ye böldüm 6. Bakın 15 bölünmedi. 2'ye böldüm 3, 15 bölünmedi. Sonra 3'e böldüm 1, 5. Her ikisini ortak böldüğüm için çat ortağını bakın tikini attım. Sonra 5'e böldüm 1. Şimdi değerli arkadaşlar burada ne diyeceğim? Ekok, Ekok, 48-30, 48-30. Ne olması gerekiyor? Niye Ekok yazdım ya önce? Önce Ebob yazacaktım. Ya çünkü ben de böyle şeyler vardı. Ben mesela önce EBOB başladıysam burada EBOB diye gitmem lazım. EBOB 48-30 dediğimizde yani önce büyük enişteyi yazalım. 2 kere 3, 6. Evet. Bakın ortak olanları çarptım. Sonra Ekok'a geldim. Ekok'a geldiğimde değerli arkadaşlar. Bakın şurada 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. 16. 16 çarpı 5 80. 80 çarpı 3 240 yaptı arkadaşlar. Bakın 80 çarpı 3 240 yaptı. Ekokumuzu ne bulduk? 240 bulduk değerli arkadaşlar. Bu ekok bulmada yalnız bazı arkadaşlarımız sıkıntı yaşıyor onu söyleyeyim yani gerçekten şey yani hani bak bunları böyle tek tek çarpacaksınız Ekok'ta. Yani 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 çarpı 5 80. Hatta hocam ben çarpamıyorum diyorsanız alt alta çarpın ilk etapta. Sonra 80 çarpı 3, 8 kere 3 24 ya 80 çarpı 3 de 240 arkadaşlar bu şekilde yani. Sonra buraya geldik 75 ve 100 buraya sığdıralım artık arkadaşlar onu. Hop. Şimdi arkadaşlar 2'ye böldüm. Ama tabi burada ortak olmadı. Bak 102'ye böldüm 50. 75 bölünmedi. İnat ediyor. 2'ye böldüm 25. 75. Bakın ortak yok şu an. Sonra buraya geldiğimde 3'e böldüm. Şimdi burada 5'e bölelim diyen arkadaşlarımız oluyor. Dediğim gibi küçükten büyüğe gidelim arkadaşlar. Temayüller aykırı hareket etmeyelim. 75'i 3'e böldüm. 25. 25 3'e bölünmedi aşağı indirdim. Yine ortak değil. Şimdi artık ortaklar geldi. 25 5'e böldüm. 5. 25 5'e böldüm. 5. 5 ortak. 5 5'e böldüm. 1. 5 5'e böldüm. 1. 5, 5 ortak. 5 kere 5'ten 25. Yani sizin burada EBOB'unuz EBOB EBOB büyük genişte 75 100 ne oluyor arkadaşlar? 5 kere 5 25 Sonra eko küçük genişte bu da ne oluyor arkadaşlar 75 100 çarpacağız hocam bunları çarpalım 5 kere 5 25 25 çarpı 4 100 100 çarpı 3 300 oldu arkadaşlar vurdu gol oldu gibi oldu bu şekilde bunları da yapmış olduk tamam şimdi yani arkadaşlar bu sayfaya da koymayamışız iyiymiş yani. Hani hakikaten de bu kadar da olmaz yani. Hani pekiştirelim dedik de yani bu kadar da yani bak şunu söyleyeceğim. Bundan sonra daha da ebop ekop bölen listesi yapmakta zorlanırsanız yani hakikaten bozuşuruz ha. Çay içtim şimdi tamam mı? Sessizliği böyle sevmem ben ders anlatırken. Ee, mutlaka ya öğrenciler ses yapmalıdır benim dersimde ya ben ses yapmalıyımdır. Yani ses çıkmıyorsa o derste pek hayır yoktur yani. Ebob 30 54. Siz sesi canlı sohbette çıkarıyorsunuz. Evet. Görüyorum yorumları şu an. Tamam mı? Evet, hadi bakalım. Ebob 30 54. Ne yapacağız arkadaşlar? Hemen 30 ve 54'ü alıyorum bakın. 30 ve 54'ü aldım. 2'ye böldüm. 15 27. 2 ortak. 2'ye bölemiyorum artık. 3'e böldüm. 15 3'e böldüm. 5 27 3'e böldüm. 9 3 ortak. Bak buradan sonra ortak yok aslında. Yani buradan sonra sen zorlasan da bak 9'u 3'e böldün 3. 5 bölünmedi. 3'ü 3'e böldün 1. 5 bölünmedi. 5'e 5'e böldün 1. Yani buradan sonra baktım bölünmüyor. Hemen çat 2 kere 3 6. Ebob'um 6 diye buraya yazabilirsin. Bitti. Buraya geldim. Ebob 45 ve 60 dediğimizde arkadaşlar yazalım. 45 ve 60'ın ebobunu bulalım. 2'ye böldüm. Bakın 30. 45 bölünmedi. 2'ye böldüm 15. 45 bölünmedi. Sonra 3'e böldüm. 45'i 3'e böldüm 15, 15'i 3'e böldüm 5. Bak 3 ortak. Sonra 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5. 5 bölünmedi. 3 ortak değil. Sonra 5'i 5'e böldüm 1, 5'i 5'e böldüm 1. 5'ler ortak. 3 kere 5'ten EBOB'u 15 ama sana EBOB'u mu soruyor? Hayır. Sana neyi soruyor? Ekoku soruyor. O zaman ne yapacaksın? Bunları çarpacaksın. Hadi çarpalım. E 2 kere 2, 4. 4 kere 5 20 bakın 4 kere 5 20 çarpı 3 kere 3 9. 9 kere 2 18 180 yaptı. Ekokumuz ne oldu arkadaşlar? 180 oldu. Ekokta bunların hepsini çarpıyoruz. EBOB'da sadece işaret edilenlerimizi çarpıyoruz dedik ve geçtik. Şimdi gelelim şu sayıların EBOB'unu ve ekokunu bulmaya. Ne demiştik arkadaşlar? Burada bölen listesi yapmıyoruz. Burada aklımızı mantığımızı kullanacağız. 2 üzeri 3 2 üzeri 2. EBOB'da sen 2 üzeri 3'ü alırsın 2 üzeri 2'yim. Yani ortak olan hangisi bunda bölen olarak? 2 üzeri 2 bak. 2 üzeri 3 bunda yok. O zaman 2 üzeri 2'ye alırsın. Süpersin. Burada 3 üzeri 2'ye alırım hocam. Evet aynen öyle. Hocam burada 5'i alamam. Burada 7'yi alamam. İkisinde de ortak değil ki. Bu kadar EBOB'un. Ebobun bu kadar. Yani 4 kere 9'dan ebobun 36. Gelelim ekokuna. Ekokuna geldiğimizde bak 2 üzeri 3, 2 üzeri 2. 2 üzeri 3'ü alırım. Çünkü orada hani bodoslama hepsini alıyordum ya. O yüzden 2 üzeri 3'ü alırım. 3 üzeri 3'ü alırım. Süper. Sonra 5'i alırım. Alıyorum yani onu çünkü. 7'yi alırım. Bakın ortak olmasa da ekokta o çarpanları bakın burada alıyorduk ortak olmasa da bölerken değil mi? O zaman burada da alıyorsun. Bitti bu kadar. Bu sayfayı da gümlettik. Şimdi ebopları 6, ekokları 90 olan iki sayıdan biri 18 ise diğeri kaçtır arkadaşlar? Bakın en sevmediğim böyle en haz etmediğim soru tipleridir bunlar ama konuyu kavratan soru tipleridir. Sıradan değildir arkadaşlar. Şimdi EBOB'ları 6 ise her ikisinde de 6 olacak yani 6 kesim var demektir. EKOK'ları 90, iki sayıdan biri de 18. Şimdi arkadaşlar şöyle düşüneceksiniz. Ya ben burada sayılardan birini 18 olarak buldum mu? Buldum. Yani 18 var burada yani bana vermiş. E şimdi o zaman 18 dediğim sayının ben bir bölen listesini yaparsam 18'i 2'ye böldüm 9. 9'u 3'e böldüm 3. 3'ü 3'e böldüm 1. He hocam o zaman burada 3 kere 2, 6 buradan geliyor. Demek ki diğer sayının içinde kesinlikle 3 yok. Olsaydı ebobumuz 6 değil. O zaman ne olurdu? 18 olurdu. Diğer sayıda 3 olmayacak yani. Tamam süper. Peki 90 olduğu için o 90'ın da çarpanlarına bakalım. Şöyle asal çarpanlarına. 92'ye böldüm 45. 45'i 3'e böldüm 15. 15'i 3'e böldüm 5. 5'i 5'e böldüm 1. Şimdi hocam burada 2 kere 3, 6 zaten. Tamam. Yani diğer sayının içinde kesinlikle 6 olacak. Evet. Diğer sayının içinde 3 olamaz hocam. Evet olamaz arkadaşlar. Çünkü burada 3 var. Burada olmaması gerekiyor artık. Yani 2 kere 3'ten 6 da zaten var. Ekstra bir 3 olmaması gerekiyor. Çünkü bunda 3 olduğu için. O zaman o 5 nereden geliyor? Diğer sayıdan geliyor. O zaman 6 kere 5'ten 30'dur diğer sayı diyebiliriz değerli arkadaşlar. Burada tabii hani şöyle ezbere bir bilgiden de soruyu çözebilirsiniz. Ee, böyle bir şey de var aslında. Yani yok değil. Ee, hocam işte burada şey oluyor. Ee, Ebob'la Ekok'un çarpımı bu, ben mesela bunu bilgi olarak vermeyi sevmiyorum. Ebob'la Ekok'un çarpımı sayıların çarpımına eşittir. Mesela bunu ezberlemeden ben bunu şu an çıkardım mı arkadaşlar? Çıkardım. Siz de öğrenirseniz Allah çıkarırsınız. Ama ezberlediğiniz şeyi unutma ihtimaliniz çok yüksek. Şimdi yapalım gerçekten öyle oluyor mu? Ebob ile çarptığımızda 6 çarpı 90. Sayılardan biri 18. Diğerini bilmiyorum. X diyeyim. Bakın gerçekten 6'da 6 da 6 bir kere 18'de 6 3 kere 93'e böldüğümde X ne oldu? 30 oldu buradan da görebilirsiniz. Ama şu şekilde bölen listesi yaparak, işin mantığını kavrayarak bulursanız daha da unutmazsınız arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ekoku 75 olan iki farklı sayının toplamı en fazla kaçtır? En az kaçtır? Hadi bunu yapmaya çalışın bakalım. Bunu yapmaya çalışın. Konuyu kavramış mısınız bakalım? Ben de bu arada bir iki yudum çay içeyim. Arkadaşlar soruyu eğer canlı yayın esnasında anlamadığınız bir durum olursa ki bazı sorular hakikaten aynı anda anlaşılmayabilir canlı yayında. Canlı yayından sonra tekrarını izleyin. Durdurup izleyin mesela böyle anlayacağınızı göreceksiniz yani. Gerçekten yani bu anlatmayı anlamama sadece canlı yayında mesela sağa sola bakıyorsunuzdur. Canlı sohbete bakıyorsunuzdur. Orayla burayla ilgileniyorsunuzdur. Orada show tv açıktır bilmem nedir o zaman tabii anlamazsın yani. şaka hani bir tarafa şey değil arkadaşlar herkes aynı anda anlayacak diye bir şey de yok ama... Eee dersten sonra tekrarını mutlaka izleyin arkadaşlar. Eğer anlamadığınız bir soru olursa not alın mesela işte şu dakikada şurası falan diye. Şimdi gelelim. EKOK'u 75 olan iki farklı sayının toplamı en fazla kaç dedik? En az kaç dedik? Şimdi EKOK'u 75 ne demek ya? 75'i ben şöyle bir yazayım ya. 75'i 3'e böldüm 25. 25'i 5'e böldüm. 25'i 5'e böldüm de ne oluyor arkadaşlar? 5. 5'i 5'e böldüm de 1. He tamam hocam. E burada şimdi en fazla kaç olur diyorum en fazla kaç olur? En az kaç olur? Şimdi arkadaşlar ben burada şöyle düşüneceğim. Mesela sayılardan biri burada şey olsun tamam mı? Bunlar bir de mesela iki farklı sayı arkadaşlar. Aynı sayı değil yani. Hani 75-75 değil. İki farklı sayı. Şimdi burada sayılardan biri mesela 25 olsa. Biri mesela 3 olsa. Mesela bunları düşünelim. 25 ve 3 olsa. Ekok yine 75 çıkar. Sayılardan biri 3 kere 5 15 olsa mesela bak sayılardan biri 15 biri de 5 olsa 15 ile 5'inki olmaz mesela 15 ile 5'ten 75'i elde edemiyorsunuz şöyle bir şey yapabiliriz birinde 75 var birinde 1 var desem evet olabilir bak iki farklı sayı mı sayı biri 75 biri 1 arkadaşlar yani hakikaten 75 ile 1'in ekokunu aldığınızda yine 75 olacaktır en az kaçtır en az olması için ne yapmamız gerekir arkadaşlar? Sayıları olabildiğince birbirine yakın seçmemiz gerekiyor. 25 ile 3 buna çok uygun arkadaşlar. 25 ile 3'ü seçtiğimizde bakın ne oldu? Çünkü 15 ile 5'i seçemiyoruz bak. 15 ile 5 olur gibi geliyor ama 15 ile 5'in aldığımızda arkadaşlar bakın 3'e böl 15 3'e böl 5. 5 bölünmedi 5 5'e böl 1. Ne oldu ekoku? 15 oldu. Olmaz ki 15 ile 5 olmuyor yani o yüzden. 25 ile 3 oluyor ama bak 25 ile 3'ü aldığında 3'ü 3'e böl 1. 25 bölünmedi. 25 5'e böl 5. 5'i 5'e böl 1. Bak gerçekten 5 kere 5 25. 25 çarpı 3 75'i veriyor. O zaman 25 artı 3 diyebilirsin. O zaman en az ne olacaktır arkadaşlar bu sayıların e, toplamı 28 olacaktır diyebilirsin. Bak bu şekilde soruyu çözdük ve sayılar farklı oldu mu? Oldu arkadaşlar. Mesela burada şöyle bir şey de aklıma geldi. Şimdi 75'e 1 seçtim 76. Ama mesela 75'e 25 de seçebilir miyiz? Mesela şöyle 75'e 25. Mesela 75'e 1 değil de 75'e 25. 75'e 15. Onu da seçebiliriz aslında. Böyle bir şey de olur. Bak farklıdır ama olur. Yani 75 artı 25'ten 100. Yani o zaman 76 demeyelim arkadaşlar. Biz buna en fazla 100'dür diyelim. Tamam mı? Yani Bak burada çok ince bir ayrım aklıma geldi birden aslında arkadaşlar. Mesela burada işte bazen canlı yayında mesela insan heyecanlanabiliyor arkadaşlar. Burada mesela 75 artı 25 de olabilir. İki farklı sayıdan. Mesela 75'e 1 seçtik. 76 tamam büyük olacak gibi geliyor ama 75'e 25 de seçebilirsin. 75'e 25 dediğinde mesela burada ne oluyor? Bak 75 ile 25'i böl. 75 yani bölen listesini yap. 75 3'e böldün 25. 25. Bak 5'e böl. 5, 5, 5'e böl 1. Yine 75 çıkar. Ya 75'e 15 de olur Bu arada arkadaşlar yani hani burada e, çok Hinlik var arkadaşlar soruda. dikkat edin en fazla 100 e, en az e, 28'dir diyebiliriz e, bu soruda arkadaşlar yani gerçekten bak yeni nesil olmamasına rağmen e, bizleri şeyde bırakan bir soru acaba da bırakan bir soru oldu bunu da söylemek istiyorum yani mesela aslında soru tek düze bir soru gibi ama mantığı yeni nesil mantığına geçiştir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi gelelim buna. EBOB'u 6 olan iki farklı sayının toplamı en az kaçtır? Şimdi EBOB'ları 6 ya arkadaşlar. İki farklı sayı. Bak bu zor değil bu kolay. Bu her şey her zaman zor olacak diye bir şey yok. EBOB'ları 6 olduğu için. Mesela sayının birini 6 seç. Diğerini 6'nın 2 katı 12 seç. E böyle ne olur o zaman? 6 ve 12 topladığında toplamı en fazla en farklı sayılarda 18 olur. Gerçekten de dene bakalım oluyor mu? 6 ve 12. 2'ye böldün. Burası 6, burası 3. Bak 2 ortak. 2'ye böldün. Burası 3. Bu bölünmedi. Ortak bölmedi. 3'e 3'e böldüm bir. 3'e böldün böldüm bir. Ortak. 2 kere 3'ten 6 oldu mu? Oldu. Yani o zaman o iki sayının toplamı ne oldu? En az 18 olmuş oldu arkadaşlar. Farklı sayı dediğimiz için. Şimdi arkadaşlar ya şimdi var ya öyle bir yere geldik ki biliyorum şey yaptınız gerçekten. Hocam yani şu an e, bayağı da hani EBOB EKOK'un başlangıç kısmını bayağı da böyle izledik. Yorulduk artık diyorsunuz ama arkadaşlar şu an kırılma noktasındayız. Problemleri de çözelim. Şimdi bak gerçekten bunu hani normalde burada bitirebiliriz dersi. Bunu mesela bir daha haftaya da yapabiliriz ya da yarına da yapabiliriz. Hiç önemli değil ama Burada sabredenler var ya. Hakikaten Ebob, Ekok'un mantığını tam olarak anlayıp bugün bu dersten çıkmış olacak. Bak, bu önemli. Lütfen bu aşamadan sonra ayrılmamanızı ciddi ciddi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim. Bak zaten Ebob, Ekok hesaplamayı öğrendik. Bunların problemlerini nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar genel olarak Ebob, Ekok problemlerini şu şekilde sınıflandırabiliyoruz. Ama ezberlemeyelim lütfen. Mesela bir bütünün eş parçalarına ayrılması ya bütün parçalanıyorsa. Bak zaten en büyük ortak bölen büyük ortak bölen. Yani parçalıyorsun, bölüyorsun. O zaman bak, böyle bütünden parçaya gidiş varsa sen bunu diyebilirsin. Ya hocam, bütünden böyle bütünden parçaya gidiliyorsa, bütünden parçaya, küçük parçaya gidiliyorsa. Ha, o zaman EBOB vardır. Küçük eş parçalar birleştirilerek daha büyük bütünler. Yani katlanıyorsa arkadaşlar, yani parçadan böyle parçadan bütüne gidiliyorsa yani o zaman arkadaşlar ne diyeceksiniz? Burada ekok vardır diyeceksiniz. Temel mantığı bu aslında. Sonra işte şişeleme, bidonlama, paketleme. Yağlama, yıkama, bilmem ne. Ya bunları geç. Ağaç direkt dikme soruları. Bunları geç. Senin burada temel mantığın bütünden parçaya mı gidiyorsun? Nereden nereye gidiyorsun? Yani nereden geliyorum nereye gidiyorum diye bir kendine sor. Ritmik sayma içeren er ar nöbet soruları araçların belli bir sürede otobüs minibüs hareket etmesi bunlar bak karışabilir. Senin burada temel mantığın şu olacak. Bir bütün eş parçaları ayrılıyor mu kardeşim? O zaman muhtemelen burada bir ebop geliyor. O zaman küçük eş parçalardan büyük bütünler haline getiriliyor mu? Yani katlanarak devam ediliyor mu? Ha o zaman hocam burada ekok vardır diyebilirsin. Temel mantık bu. Şimdi o temel mantığı sorular üzerinde uygulayacağız. Ama bana bir yudum çay içmek için arkadaşlar müsaade eder misiniz? Çay da soğumuş gibi oldum. Ben böyle hiç arkadaşlar. Çay mesela sıcak olacak. Şimdi ders esnasına denk geldi. Normalde de özellikle denk getirmeye çalışıyorum. Evet şimdi sorumuza devam edelim. Bir de böyle çay kahve içtik muhabbet ettik. Ders biraz ondan da uzuyor arkadaşlar. Aslında normalde mesela şu an 40 dakika 43 dakika ders yapmışız gibi gözüküyor ama bunun 10 dakikası rahat konuşmayla geçmiştir yani. Ha bu sonra da kızıyorlar bana. Hocam çok konuşuyorsunuz falan iyi güzel süper anlatıyorsunuz ama bir de şu konuşmanız az olsa o zaman işte güzel anlatma olmuyor arkadaşlar. Yani bu şekilde. Efendim kızım gel bakalım. İyi dersler der misin öğrencilere? Demez mi? Seni görmüyorlar zaten. Hadi bir iyi dersler de. Başarılar diler misin? Demez misin? Tamam demem madem. Evet. Ah benim kızım maşallah. Çayın soğuduğunu duydular. Hemen çayı şey yapıyorlar. Tazeliyorlar. Evet. Şimdi arkadaşlar kenar uzunlukları 40 metre ve 48 metre olan dikdörtgen. Efendim kızım. Çayı biraz sonra içeyim. Şu dersi bitireyim artık. Olur mu? Biraz sonra içeyim. Sağ ol kızım. <laughs> kenar uzunlukları 40 metre ve 48 metre olan dikdörtgen şeklindeki bahçe kenar uzunlukları metre cinsinden doğal sayı olan eş kare parsellere ayrılıyor. Buna göre en az ve en çok kaç parsel oluşur? Şimdi arkadaşlar bakın burada bizim şunu düşünmemiz lazım. Bizim böyle bir bahçemiz var mı dikdörtgen şeklinde? Var. 40 ve 48 mi kenarları? Evet. Sen bu bahçeyi çizmezsen zaten ayıp edersin. Vallahi ayıp edersin ya. Şöyle bir tane bahçe çiz ya. Ne olur yani? Ne olur çizsen ne olur ya? Çiziver. ver. 48 hocam zaman kaybı olur diyorlar bazen. Ya kardeşim her şeyde böyle yok zaman kaybı yok bilmem ne. Ondan sonra işte Instagram'da bilmem nerede saatlerce Tiktoklarda vakit geçiriyor. Sonra da bize kızıyor ondan sonra. Ya geç. Şimdi burada arkadaşlar bunu parçaladığım için bak bahçe parçalıyorum eş kare parselleri ayırıyorum. O zaman ne yapmam lazım ben bunda? Ortak bölene gitmem lazım. En az olması için o zaman parsellerin en az olması için olabildiğince büyük ortak bölün. Yani ebobu bulmam lazım. En çok olması için de en çok olması için zaten birer metre olarak yaparsın. O da çok basit olur zaten yani. O işin şeysi orada esprisi. Şimdi o zaman gelin 48 ile 40'ın arkadaşlar bir ortak bölenlerine bakalım. 2'ye böldüm. 24, 20. Ortak mı? Evet ortak süper ortak. Hemen 2'ye böldüm. Bakın 12 10 ortak. 2'ye böldüm. 6 5 ortak. Daha da ortak yok arkadaşlar. Tamam mı? Ama devam edelim biz yine de. 2'ye böldüm. 3 5. Sonra 3'e böldüm. 1 5. 5'e böldüm. 1. Arkadaşlar burada sizin en büyük ortak böleniniz 8. Yani siz burada en az olabilmesi için buraları 8 8 ayıracaksınız. Tamam mı? 8 8 ayıracaksınız. O zaman şöyle olmaz mı? 48'i 8'e böldüğünüzde Burada 6 tane böyle parça oluşmaz mı? Burada 6 tane. Bakın şöyle düşün. 48'i 8'e böldüm. 6 tane burada parça oluştu. Hatta şimdi tam çizgiye denk gelir mi? Onu şey yapmaya çalışıyorum da arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6. Bakın oldu mu? 1 2 3 4 5 6. Evet, 6 parça oldu arkadaşlar. Bu ağaç dikme sorusu değil yani. 6 parça burada oldu. Sonra 40'ı 8'e böldüğümüzde arkadaşlar. Bakın 40'ı 8'e böldüğümde. Burada da 5 tane olacak arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3. Dur bakayım 1, 2, 3, 4, 5. Benim çizimler biraz sıkıntılıdır arkadaşlar ama olsun. Fena da yapmadık ha. Fena da yapmadık gerçekten. Elime sağlık. Şimdi hop hop böyle çizdim. Hocam bunlar kare parsel olmadı ki. Ya sen parseli buldun da şimdi karesini mi arıyorsun yani? Bu kadar çizebildik işte. Şimdi bak ne oldu? Burada 5. Burada 6 olduğu için 5 kere 6'dan 5 çarpı 6'dan 30 tane kare parsel oldu. Bak 30 parsel bu en az. En az. En çok olması için birer birer bölersin. 40 burada. 48 burada. 40 çarpı 48. Artık ne çıkıyorsa arkadaşlar. Onu da çarpmayayım. Bu da en çok olur. Neden 40x48 dedim? Birer birer böldüğümü düşünürsem. Hani çünkü bir de e, en küçük ortak bölen oluyor ya orada arkadaşlar. O yüzden tamam mı? Bu şekilde soruyor. çözmüş olduk. Şimdi kenar uzunlukları 36 metre ve 60 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin üç kenarına metre cinsinden doğal sayı olan. Ya buradaki metre cinsinden doğal sayının esprisi şu. Tam bölen olması gerekiyor. Yani öyle buçuklu muçuklu dikemezsiniz yani. Tamam mı? Kenar uzunlukları 36 metre ve 60 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin 3 kenarına metre cinsinden doğal sayı olan mesafede eşit aralıklarla ağaç fidanı dikilecektir. Buna göre en az kaç ağaç fidanı gerekir? Bak sorunun bir de burada mikrop tarafı şu arkadaşlar. 3 kenarına dediği için. Sen burada mesela 36'lık kenarlara ve 60'lık kenara bir tane 60'lık kenara dikersen daha az fidanla bu işi bitirirsin. Bak hafiften işte diyorum ya böyle yeni nesil hafiften geçişi yaptırıyoruz aslında size. Şimdi burada yine bahçeyi çizmezseniz ayıp edersiniz. Çizin. 36'ya bakın şöyle 36'ya 60 bahçeyi çizdim. Tamam mı? Böyle bir bahçeyi gözümüzde canlandıralım. Şurası 36 metre burası 60 metre. Şimdi ben bunları yine parçalıyor muyum? Parçalıyorum. En az sayıda olması için EBOB'dan gideceğim mi? Evet. 36 ve 60. Böl 2'ye hemen 18, 30, 2 ortak. Böl 2'ye 9, 15, 2 ortak. Böl 3'e 3, 5, 3 ortak. Böl 3'e 1, bakın 5 bölünmedi. Böl 5'e 1 bitti. Şimdi ne oldu arkadaşlar? 2 kere 2, 4, 4 kere 3, 12. Ha senin ebobun, ebobun 12. Tamam. Şimdi bir de burada şunu da düşün tamam mı? Ebobun 12 çıktı da. Mesela sen bunu 2, 2 de bölebilirsin. 4, 4 de bölebilirsin. İşte 6 6 da bölebilirsin. Ama en az dediğimiz için olabildiğince aralığını geniş tutuyorsun ve burada da en büyük ortak bölenin 12 olduğu için 12 12 yapabiliyorsun en fazla. O zaman sen o aralıkları olabildiğince fazla bıraktığın için ne oluyor? Az sayın az olmuş oluyor. Şimdi ben ne yapacağım? Üç kenarını metre cinsinden dikiyorum ya arkadaşlar. Şöyle olacak. 60'ı ben ee, 60'ı pardon böyle bir şey oldum ya. 60'ı ben yoruldum mu lan yoksa? 60'ı ben kendi kendime konuşuyorum ha neredeyse. 60'ı ben 12'ye böldüğümde burada 5 ağaç var gibi düşünebilirim. Burada 36'yı 12'ye böldüğümde burada 3 ağaç var gibi düşünebilirim. Ama size bir de böyle sorularda tavsiyem arkadaşlar bakın şunu yapın. Yani böyle hani 5 ağaç oluyor ya ben burada 60 12'ye böldüm. 5 tane aralık var yani. Bak buraya ağaç geldi. Buraya geldi, tükürük geldi bir de. Buraya geldi 2, buraya geldi 3, buraya geldi 4 5. Bak 1 2 3 4 5 aralık oldu. Şimdi 5 aralık oldu ama kaç ağaç oldu bakın dikkat edin? 1 2 3 4 5 6 tane ağaç oldu. Sonra buralara geldiğimizde arkadaşlar bak burada 3 aralık olacak ya. Şöyle yaptım. Sonra bakın şöyle yapsam 1 2 3 4 mu olur? Bir dakika şöyle yapayım. Şöyle yapayım 1 2 3. Tamam süper. Bak böyle oldu. 1 2 3 aralık oldu. Tamam. O zaman kaç ağaç oldu arkadaşlar? Burada 1 2 3 3 ağaç oldu. Zaten burayı saymıştım. Aynı şey burada da geçerli olacak arkadaşlar böyle. O zaman ne olacak? Bakın, şöyle bir şey olacak. Ee, burada ben kaç tane yaptım? 6 tane. 3 burada 9. 3 burada arkadaşlar 12. Yani toplam en az bakın en az toplam en az ben burada ne yapmam lazım? 12 ağaç olması gerekiyor diyeceğim. Şimdi burada bazı uyanık arkadaşlarımız şey diyor. Hocam ben EBOB'u 12 buldum. Zaten cevabı 12 dedim. Arkadaşlar bu bizim cevabı tam ayarlayamamamızdan kaynaklanan bir durum. Yani bunu mesela sınavda kesinlikle ayarlarlar. Onu söyleyeyim yani. EBOB bu 12 bulacağınızı bilerek bunu özellikle denk getirtmezler ha. Biz yani şu an saf niyetle hazırladığımız için arkadaşlar. Hani orada yani bunu gerçekten düşünmeniz, böyle çizmeniz, canlandırmanız isteyeceklerdir. Hani bu istiyoruz demezler ama sen bunu yapmaya alışman lazım. Mesela ben burada 36 3'e böldüm. Tamam hocam burada 3 tane aç. Burada 3'e böldüm 3 tane ağaç hocam. 6. Burada 5 tane aç. E sonra 6 5 daha 11. Şıklarda da 11 var. Ne yapacaksın? 11 işaretleyeceksin. Ama ne yapacaksın? İşaretlemeyeceksin işte. Böyle bir bakacaksın, sayacaksın. Tamam mı? O zaman burada bu şekilde yaptık. Ha burada bir de dese ki çevresine komple dikiliyor. O zaman ayrı bir mevzu. O zaman ayrı bir mevzu. Burada üç kenarına dediğine de arkadaşlar dikkat edelim yani. Bizim sorular da yani bazen, bazen hakikaten Kendimizi bile zorluyor ya yani ciddi söylüyorum yani şimdi akşam vaktine geldiğimiz için son 3 soruya geldik yok 4 soruya geldik bitmeyen bir ders yapmışlar arkadaşlar yeminle söylüyorum yani bu ders var ya bitsin artık da bir an önce herkes özgürlüğüne kavuşsun ya evet ee, gerçekten ee, tebrik ediyorum sizleri yani böyle bir derste ee, sıkılmadan duruyorsunuz. şimdi 54 litrelik ve 42 litrelik iki yağ varilindeki yağlar birbirine karıştırılmadan ve hiç artmadan litre cinsinden doğal sayı olan eşit büyüklükteki şişeler doldurulacaktır. Yine bak parçalıyorsun yani. Bu işlem için kaç farklı şişe kullanılabilir? Arkadaşlar kaç farklı şişe kullanılabilir? Ortak bölenleri bir bulalım. 54 ve 42'nin bölen listesini yapıyorum. 2'ye böldüm. 27. 42'yi 2'ye böldüm. 21. 2 ortak. Sonra 3'e bölüyorum. 27'yi 3'e böldüm. 9. 21'i 3'e böldüm. 7. 3 ortak. Sonra 3'e bölüyorum. 9'u 3'e böldüm. 3. Bakın 7. 3'e bölünmüyor arkadaşlar. Ee, yani o zaman 7'yi aynen aşağıya indirdim. Tamam mı? Sonra değerli arkadaşlar ne yapıyorum bakın. 3'e ee, e bölüyorum. 1, 7 yine bölünmedi. 7'yi 7'ye böldüm 1. Şimdi arkadaşlar burada bizim EBOB'umuz 6. Ama bizim ortak bölenlerimiz ne? Ortak bölenlerimiz bak 1 olabilir. 1, 1 litrelik şişe olabilir. Son arkadaşlar 2 litrelik şişe olabilir. Bak 2 de ortak bölen. 3 litrelik şişe de olabilir. 2 kere 3 6 litrelik şişe de olabilir. Yani o zaman kaç farklı şişe kullanılabilir arkadaşlar? 4 farklı şişe kullanılabilir. Bak 4 farklı şişe kullanılabilir. Çok dikkat edin. En az kaç şişe kullanılır? En az kullanmak için 6 litrelik bidonlara doldurursun. 54'ü 6'ya bölersin 9. 42'yi 6'ya bölersin 7. 9 ile 7'yi toplarsın. 9-7 daha ne yapıyor? 16. Yani en az 16 şişe olur. Yaz buraya. 9 artı 7'den 16. Bak en az bu. Tamam. Sonra yağ doldurulacak şişelerin 4 litreyi geçmemesi şartıyla en az kaç şişe kullanılır? Arkadaşlar 4 litreyi geçmeyecekse en az da olmasını istiyorsam neyi kullanabilirim? 3'ü, 2'yi, 1'i ama en az olması için en fazla 3'ü kullanabiliyorum. 4'ü de geçmeyeceği için. O zaman ne yaparım? 3'e bölerim. 54'ü 3'e böldüm. 54 3'e böldüğümde arkadaşlar 18. 42'yi 3'e böldüm. O da ne yaptı arkadaşlar? 14 yaptı. Buradan 18 ile 14'ü topladığımızda 18 artı 14'ten ne yapıyor? 20, 32 yapıyor arkadaşlar. Demek ki ben burada 32 tane şişe kullanırım. Buraya da cevaplandık. Çok önemli bir sorudur ha. Dikkat edin. Sıradan bir soru değil. Hatta bir LGS'de de bu şart ortaya çıkmıştı mesela. 4 litreyi geçmemesi şartı dediğinde soruyu herkes EBOB gibi okumuştu. 16 bulmuştu ama cevap mesela 32 olmuştu yani. Ya yani işte öyle her şeyde hemen ebop diye kendinizi şartlandırmayalım. Gelelim şimdi. E hocam siz şu ana kadar hep o ebop çözdünüz sanki. Arkadaşlar bakın siz şimdi ona takılmayın. Siz şuna bakın. Mesela burada ne diyor bize? Kenar uzunlukları santimetre cinsinden verilen aşağıdaki dikdörtgen şeklindeki taşlar aralarında boşluk kalmadan yan yana dizilerek en küçük kare şeklindeki taşlı bölge oluşturuluyor. Bu bölge oluşturmak için en az kaç taş kullanılır? Şimdi arkadaşlar Şöyle düşünün. 30, 30, 30, 30 diye burada gidiyorsunuz. Burada da 25, 25, 25 diye gidiyorsunuz. Şimdi o zaman sizin 25'in 30'un katlarını ortak hale getirmelisiniz ki kare oluşsun. En küçük kare oluşsun. Yani en küçük ortak kattan hareket edeceksiniz. O zaman 25 ve 30'u alıyorum. Hemen en küçük ortak katını bulacağım. 32'ye böldüm. 15, 25 bölünmedi. Sonra 15'i 3'e böldüm. 5, 25 bölünmedi. 5'i 5'e böldüm. 1, 25'i 5'e böldüm. 5, 5'i 5'e böldüm. 1. Buradan 2 kere 3, 6. 6 kere 5, 30. 30 çarpı 5 150. Ekokunuz 150. He, süper hocam. Ekokumuz 150 ise demek ki 150 santimetre olabiliyor bu kenar. Burası da 150 olabiliyor. 150'yi 30'a bölersek arkadaşlar burada kaç tane kullanırız? Bakın 150 bölü 30'dan 5 tane bu sırada kullanırız. Bu sıraya geldiğimizde 150 bölü 25'ten %25 4 kere. 150 de 6 kere arkadaşlar. O zaman burada da 6 tane kullanırız. Bakın burada 5 tane kullandım. Burada 6 tane kullandım. O zaman toplamda ne kadar kullanmışımdır? 5 kere 6'dan buranın tamamını yap, doldurduğum için 5 kere 6'dan 30 tane arkadaşlar kullandım. 30 tane taş kullanılmıştır diyoruz arkadaşlar. Bu taş İbrahim taş. tamam mı arkadaşlar? Şimdi buraya geldiğimizde bakın şunu yaptık. Ya burada ben o kareyi oluşturacağım. Kare ne demek? Kenarları ortak. O zaman sen kenarları aynı olacak yani. Burası da aynı olacak, burası da aynı olacak. O zaman 30 30 gittiğinde de 25 25 gittiğinde de o ortak katı yakalaman lazım. En küçük olması için de en küçük ortak katı yakalaman lazım. O da 150. Ama 150 değil cevap bak dikkat et. Kaç tane taş kullanılmıştır? 150'yi 30'a bölersen burada 5 tane kullandın. 150'yi 25'e bölersen burada 6 tane kullandın. E 5 kere 6'dan alan olduğu için 5 kere 6'dan 30 tane kullandın. Hatta çizebilirsin böyle 5 tane, 6 tane aşağı sırada olduğu için 5 kere 6'dan 30 tane olduğunu görebilirsin. Şimdi Ali bilyelerini 5'er 5'er saydığında 3, 9'ar 9'ar saydığında 7 bilyesi artıyor. Ali'nin en az kaç bilyesi vardır? Ali'nin 100'den fazla en az kaç bilyesi vardır? 180'den fazla en az kaç bilyesi var? Bir daha burada Ali'nin deseydik yani gerçekten kızacaktım artık ha. 180'den fazla en az kaç bilyesi vardır? Yani Ali biz ne yaptın Ali sen ya? Ya yani Ali yani git bilyelerini nasıl sayıyorsan say ya. Bizi bir sal Ali. Ali bilyelerini beşer beşer saydığında. Şimdi arkadaşlar bu şu anlama geliyor. Siz beşer beşer sayıyorsunuz. Mesela e, bu da hani o nedir bilmiyorsunuz aslında. Beşer beşer saydınız ama 3 e, bilye artmış. Mesela şöyle düşünün. 5K artı 3 bilyem var benim o zaman. 9'lar 9'lar saydığımda da 7 bilyem varmış. Yani 9M artı 7 bilyem var. Tamam bak ikisinde de arkadaşlar bilye sayısı aslında eşit. Burada o zaman şöyle düşünebilirsiniz. Aslında bizim 2 bilyemiz daha olsaydı bunlar da mesela bilye sayısı A diyelim. A'ya eşit diyelim. O zaman şöyle bir şey olsaydı. Bilye sayımız 2 fazla olsaydı ne olurdu? 5K artı 5 eşittir. 9M artı 9 eşittir A artı 2 olurdu. Yani o zaman bak burası 5 ile tam bölünürdü. Burası da 9 ile tam bölünürdü. Yani 2 fazla oluverseydi bilyemiz. Çünkü bak aradaki farka baksana. 2. Aradaki farka bak. 2. Yani sen burada hani artmaması için keşke 2 tane daha bilyem olsaydı tam 5'e 5'e bölünse demez misin? Keşke 2 tane daha olsaydı 7 2 daha 9 ya. 9'a 9'a bölünürdü o zaman sorun olmazdı. Yani sen burada 5 ve 9'un ortak katından bir git. 5 ve 9'un ortak katına geldiğimizde arkadaşlar bakın 9'u 3'e böldüm 3. 5 tam bölünmedi. 3'ü 3'e böldüm 1. 5 tam bölünmedi. 5'i 5'e böldüm 1. 3 kere 3 9. 90 kere 5 45. Ekokunuz 45. Ekokunuz 45 ama sizin 45 tane bilyeniz yok. 45'ten 2 eksik bilyeniz var. O zaman ne olacak bakın. En az 43 bilyemiz vardır diyeceğiz. Gerçekten 43'ü 5'e bölün. 3 kalanını veriyor. 43'ü arkadaşlar 9'a bölün. 7 kalanını veriyor. Ali'nin 100'den fazla en az kaç bilyesi vardır? 100'den fazla olabilmesi için 45'in katlarına baktığımızda 45'in 2 katı 90 olmaz. 45'in 3 katı dediğimizde 3 kere 5 15 elde 1 var. 4 kere 3 12 bir elde 13 135 ama tabi 135 olsaydı tam bölünürdü. 2 eksiği diyoruz arkadaşlar. O zaman ne olacak? 132 olacak. Yani 100'den fazla en az 132 bilyesi vardır. Bunu da bulduk. 180'den fazla en az kaç bilyesi vardır arkadaşlar? Bakın 180'den fazla olmasını istiyorsam 45 çarpı 4. 4 kere 5 20. 4 kere 4 16. 180. Ama 2 çıkaracağımız için 178 olur. 180'den fazla olmaz. O zaman 45'in 5 katını alırız. E 180'e o zaman bir 45 daha eklersek arkadaşlar ne oluyor? 225 oluyor. 225'ten 2 çıkarırsak 223'tür. Yani 180'den fazla en az 223 bilyesi olmalıdır. Gerçekten arkadaşlar şunu yapan arkadaşlarımızın, şunu anlayan arkadaşlarımızın aslında artık yeni nesile geçme zamanları geliyor bak. Geliyor da geçiyor hatta öyle söyleyeyim. Yani bu soru mesela gerçekten zorlayıcı tarzda. Sorunun mantığı ama şu. Yani burada bak günlük hayatta düşün. 3 artmaması için ne yapmam lazım? 2 tane daha bilyem verse. Ama iki tane bilyem yok. O zaman 45 değil de 2 eksi 43 bilyem var. Yani temel mantık buradan çıkıyor arkadaşlar. Tamam. Geldik nöbet sorusuna şimdi. Bir de bu nöbeti e, böyle yok bilmem ne gün tutmuşlar. Bu en de sevmediğim şeydir arkadaşlar. Bu günler bir karışır falan. Şıklarda da birbirine yakın verirler falan. Dikkatli olun. Gerçekten yani böyle can yakıcı şeylerdir. Bir doktor 12 gün arayla hemşire ise 8 gün arayla aynı hastanenin aynı bölümünde nöbet tutmaktadır. İlk nöbetlerini birlikte perşembe günü tutan doktor ve hemşire üçüncü nöbetlerin birlikte hangi gün tutar? Şimdi değerli arkadaşlar bakın nöbet tutuyorsunuz ve ortak aynı nöbeti tutmaya çalışıyorsunuz. Yani o zaman bu doktor 12'nin katlarında hemşire 8'in katlarında tutacak. O zaman 12 ve 8'in hemen katlarından gidelim. Hemen ne yapalım bölen listesini yapalım. 12'yi 2'ye böldüm 6, 8'i 2'ye böldüm 4, 2 ortak. 6'yı 2 ortak da bu arada ben ekoku bulduğum için ortak mı ortak dememe gerek yok da el alışkanlığı bu. 6'yı 2'ye böldüm. 3, 4, 2'ye böldüm. 2, 2 yine ortak. 2, 2'ye böldüm. 1, 3 bölünmedi. 3'e böldüm. 1. Buradan 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 3'ten 24. Yani ekokunuz arkadaşlar. Ekok 12, 8. Ne oldu? 24 oldu. Şimdi siz bir daha ikinci nöbetinizi 24 gün sonra tutacaksınız. Çünkü ilk nöbetinizi tuttunuz. İkinci nöbetinizi 24 gün sonra tutacaksınız. Üçüncü nöbetinizi 24 çarpı 2'den 48 gün sonra tutacaksınız. Şimdi hocam Perşembe günü tutmuşlardı ilk nöbetlerini. Şimdi 48'e baktığımızda arkadaşlar 49 olsa yine perşembeye denk gelir. O zaman perşembeden bir önceki gün diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü hani şey düşünün yani hani 49 olsaydı bu 48 değil de 49 da 7'ye tam bölünürdü. O zaman yine perşembeye denk gelirdi. Ama burada hani şey olmadığı için tam, tam perşembeye gelememiş çarşambadır bu diye düşünmemiz gerekiyor. İşte dediğim olay arkadaşlar işin pisliği burada. Onu da şöyle anlatayım. Mesela şöyle düşünün. Her 7 günde bir perşembeye geliyorsunuz mesela perşembe tuttunuz bir daha 7 gün sonra tekrar perşembe. Bir daha 7 gün sonra tekrar perşembe. O zaman şöyle düşünün mesela 42. gün perşembe ya. 43. gün çünkü hani 42 7'nin katı ya arkadaşlar. 6 kere 7 42. Yani yine 7'nin katı. 43. gün 44 45 46 47 48. gün. Şimdi bak burası perşembe. Burası cuma. Burası cumartesi, burası pazar, burası pazartesi, burası salı, burası çarşamba. Hocam yani hakikaten işsiz gibi böyle yazacağız mı? Arkadaşlar ben böyle sorularda mesela yazma, yazarım ya. Ne olur ne olmaz bazen böyle hani şüphelendiriyor insanı ne olur ne olmaz. Ama zaten şey de düşünürsen hani 49 verse aynı güne denk gelir. Ama bir gün öncesinde denk gelmişler o zaman çarşambadır diyebiliyorsan zaten süper. Son soruya geldik. Son soru. Kesinlikle son soru. Bir soru daha varsa çözmeyeceğim diyorum. Evet yok zaten. Arkadaşlar gerçekten bir saat özel ders demiştim. Bir saat özel ders oldu ha. Paraları yatıralım arkadaşlar. Şaka bir tarafa ha bu arada. Şimdi ciddi sananlar parayı nereye yatıracağız diyenler çıkar. Bazen hakikaten yorumlarda böyle değişik şeyler görüyorum ya. Hocam abonelik ücretli mi? Hocam şey işte böyle ayrı bir ücret ödüyor muyuz falan. Yok arkadaşlar ya ücretsiz ücretsiz ama tabii ki bu kadar kaliteli olunca şaşırıyorsunuz yani. Hani bu kadar kaliteli bir şey nasıl ücretsiz olur diyorsunuz. Siz de haklısınız aslında ama böyle arkadaşlar bizim prensibimiz bu yani. Aynı duraktan kalkıp farklı rotalarda yolcu taşıyan A otobüsü 45 dakikada B otobüsü 40 dakikada turlarını tamamlayıp hiç beklemeden tekrar yola çıkmaktadır. Saat 6'da birlikte ilk turlarına başlayan otobüsler akşam 22'ye kadar kaç kez bu duraktan aynı anda hareket eder? Arkadaşlar şimdi biri 45 dakikada biri 40 dakikada hareket ediyor mu? Aynı anda hareket etmesini soruyor mu? Ortak katlarına bakacağız. Çünkü öbürü 45, 45, 45. Mesela 45 bir dahaki 90. Bu şekilde. Mesela 40 bir dahaki 80. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 45 ve 40'ın ekokunu bulalım. Hop 2'ye böldüm 20, 45. 2'ye böldüm 10, 45. 2'ye böldüm 5, 45, 3'e böldüm. 15, 5, 3'e böldüm. 5, 5, 5'e böldüm bir. Buradan 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. Bakın 8 çarpı. Sonra 3 kere 3, 9 çarpı 5. 8 kere 5, 40. 40 çarpı 9. Bu da ne yapıyor? 4 kere 9, 36. 360 dakika yapıyor. Yani 360 dakikada bir bunlar arkadaşlar birlikte hareket ediyor. Bu da ne demek? 60 dakika 1 saat. 360'ı 60'a bölerseniz 6 saat demek arkadaşlar. 6 saat. Şimdi 6'da birlikte hareket etti mi? Etti. Bir daha 6 saat sonra saat 12'de hareket etti. Bir daha 6 saat sonra saat 18'de hareket etti. Bir daha 6 saat sonra arkadaşlar saat 24'tür ama 22'ye kadar olduğu için o zaman 3 kez arkadaşlar aynı anda hareket etmişlerdir diyeceğiz. Ve bu mükemmel sorumuzu da bitirmiş olacağız diyorum değerli arkadaşlar. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bu soruları oluştururken çok değerli kıymetli kadim dostum Yasin Kuru hocama da Bakın Yasin Kuru hocama da diyorum. Yani buradan e, gerçekten yani çok kıymetli yani ülkemizdeki çok değerli matematik öğretmenlerinden e, biri de odur bence. Yani birçok kıymetli hocamız var zaten. E, ama yani benim gözümde ayrı bir değeri var yani Yasin'in. E, nazar değmesin. Maşallah diyelim. Okuyalım, üfleyelim arkadaşlar buradan. Bu dersin biraz da uzamasının sebebi o işte şu soru da olsun, bu soru da olsun, şu da olsun. Ama yani tüm soru tiplerini neredeyse gördünüz arkadaşlar. Teste geldiğinizde çok zorlanmadığınızı göreceksiniz temel ortada. Yeni nesilde de dediğim gibi tekrar yeni nesil sorularda çözüyor olacağız. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kapanışa geçemedim ha bu arada. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki derslerimizde görüşünceye kadar herkese iyi çalışmalar, herkese başarılar.